Evet değerli Megamik TR takipçileri, bugün sizlerle Google'da birinci sıraya çıkmak kendi alanınızda bir blog olarak, bir internet sitesi olarak nasıl mümkün ve biz bunu nasıl başardık kendi keywordlerimizle, en azından onu anlatacağım kısaca. meoedebiyat.com yaklaşık 5 yıllık bir blog, daha yeni gelir almaya başladı Google'dan. Şöyle göstereyim, daha yeni takipçileri var, daha yeni okuyucuları var, daha yeni sayfa her dakika başı hit almaya başladı. Peki bunu nasıl sağladık? Gerçi ben şu an şarkı sözlerinden yürüyorum. Mesela edebiyat blog var benim burada, yaklaşık 2000'in üzerinde yazı var, farklı, tamamını kendi yazdığım yazılar. Ama şu an bakın, herkes şarkı sözü bakıyor. Gördüğünüz gibi bir belgesel blogda bakan var. Genelde hep şarkı sözü bakılıyor ve özellikle Rain Man Layla şarkısından sonra da daha fazla gelen oldu. Şarkı sözlerini koyduğum için burada 100 bine yakın okunan yazılarım var. Peki bunu nasıl sağladık ve Google'da nasıl birinci sıraya çıktık? Örneğin çok meşhur bir örnek olduğu için söylüyorum. Rain Man Layla sözlerini yazdığınızda benim site nasıl oluyor da ikinci sırada çıkıyor? Normalde bir sürü direkt şarkı sözüyle ilgili siteler varken nasıl oluyor da MEO Edebiyat onların önüne geçiyor? Ona bakalım, nedir ne değildir, bu konuda kısaca konuşalım dostlar. Hem sohbet niteliğinde olsun biraz daha. MEO Edebiyat adresini ben açmadan önce, MEO benim normalde oyunlarda kullanılan bir nickimdi. MEO ve kısa bir kitapta bundan bahsedince, MEO'nun aforizmaları diye kendim özlü sözler yazmaya bayılırım. Yaklaşık 10.000'in üzerinde kendi özlü sözüm var, yazdığım aforizma Kafka türü. MEO Edebiyat diye bir adres açayım dedim. Daha önce Facebook'taydı bu MEO'nun aforizmaları diye. Sonra bunu blog haline getirdim ki benim amacım neydi? Her gün veya iki güne bir yazı yazmak. Deneme, şiir, kısa öykü, aforizma gibi alanlarda kendime not tutmaktı. Amacım buydu. Edebiyat sistemimizde şu an şöyle bir kısaca bakalım. Denemeler blogunda 170 tane yazı. Şiirler blogta yaklaşık 250 kadar kendi yazdığım şiir. Kısa öyküler alanında mikro öyküler, kısa öyküler, uzun çaplı öyküler derken 30-40 kadar yazı. Ve aynı şekilde aforizmalar blogta da 1000'e yakın, yani yaklaşık 900 tane kendime ait olan sözler mevcut. Yine de çok fazla miktarda bir yazım yok. Yani 5 yıla oranladığınızda her gün bir yazı yazdığım gibi bir şey söylemek mümkün değil. Sonuçta 5x3, 1500-2000 gibi bir gün yapar. Ben yine de yaklaşık olarak 1500'de falan bırakmışım yazdığım şeyin miktarını. Gene de ama her güne bir şeyler sığdırmaya çalışmışım. Bakın şu an tıkladığımda aforizmalar bloğa ben gelmişim, onu gösteriyor. Şimdi Google'da bu blog nasıl birinci sıraya çıktı? Öncelikle tabii sitemizin adında MEO Edebiyat, edebiyatla ilgili olduğu için sitemiz, edebiyat yazdık, blog yazmadık. Normalde edebiyat blog falan yazsaydık daha iyi olurdu. Ancak şöyle bir durum var, hemen ondan bahsedelim. Şimdi edebiyat blog gibi çok jenerik bir isim almak isterseniz haliyle alanın satıcıları daha yüksek fiyatlar çekiyor size. Normalde bu meoedebiyat.com kimsenin alakasız olduğu bir site olduğu için, yani edebiyat blog kısmıyla alakası olduğu için çok ucuza alınabiliyor. Ama edebiyat blog gibi bir site almaya kalkarsanız sizden yıllık 3-4 bin lira gibi bir fiyat isterler ki bu bizim işimize gelmez. Benim blog yaklaşık olarak 5 yıldır dedik, aktif dedik, Joomla kullanıyor. Yani eski bir sistem kullanıyor, WordPress değil. Nasıl oldu da Google'da birinci sıraya çıkmayı başardık? Öncelikle hosting önemli arkadaşlar. Hosting derken sitenizi bir yerde barındırmanız lazım. Bu evdeki bir boşta bir bilgisayarınız da olabilir. İnternet üzerinden kullandığınız bir sunucu, bir server dediğimiz yerde olabilir. Ben normalde Türkiye'de hosting.com.tr gibi isimle vereyim. Bir sistemle falan çalıştım bir zamanlar ama çok yavaş bir hizmet vermişti zannedersem. En hatırladığım o, 40 saniyede site açıyordu. Yani düşünsenize, buraya tıklıyorsunuz, MEO Edebiyat'a Google'da arayıp veya kendiniz yazıp ve 40 saniye sürüyor. Hiç kimse bunu beklemez. Bakın benim sitenin açılması kaç saniye? 1 milisaniye. Yani 1 saniye, yarım saniye gibi değerlerde açılıyor. Ve öyle olunca ne oluyor? Sitemiz daha hızlı olması Google'ın bizi tercih etmesine yol açıyor. Sitemiz ister WordPress kuralım, ister Joomla kuralım. Yapmamız gereken şey Google Analytics'le hemen bir sözleşme imzalayıp bununla sitemize bunu entegre etmek. Hem gelen gideni görmek, mesela kitlemize bakabilmek,
kimler gelmiş, kimler hangi keywordleri kullanmış. İşte bunu mesela özel deyip son 30 günde kim ne yapmış, bunları görebilmemizi sağlayan bir sistemdir bu. Kim genel itibariyle görebilirsiniz yani kim ne kadar yaptığını. Budur mesela son bir ayda 41 bin kullanıcı gelmiş, yeni kullanıcımız 40 binmiş, yaklaşık 1000 kişi yeniden gelmiş ya da 700-800 kişi, 45 bin oturum olmuş falan filan, bunların bilgileri var. Tabii çok daha detaylı bilgiler var, çok daha uzun raporlar alabiliyorsunuz mesela. Daha uzun bir süre aralığı belirtebiliyorsunuz, 1 yıl gibi. Diyelim ki mesela 14 Şubat'tayız. 14 Şubat'tan 14 Şubat'a tam 1 yılda bu siteyi kimler ziyaret etmiş? 205 bin kullanıcı, 203 bini yeni, yani 2000 kullanıcı, 3000 kullanıcı arasında benim kendi kullanıcım var, 2500 gibi. Bunlar kendi okurlarım. Geri kalanları tamamen yabancı. Kim hangi siteye tıklamış falan, bunların tamamının değerini Google'da görebiliyorsunuz. Bu Google Analytics diye bir sistem. Şurada görüyorsunuz, Analytics yazıyor. Google'ın sizi takip etme yöntemi. Bunu küçük bir kodla, mesela benimkinde bir kod var. O kodu yapıştırdığım zaman sisteme Analytics'ten takip edebiliyorum. Aynı şekilde daha önemli olarak Google Search Console. Bunu da sistemize veya sitemizi bu sisteme tanıtmamız lazım. Neden tanıtmamız lazım? Performans raporlarını görebilmek için. Bu da Google'da arama yapıldığında nasıl bir arama performansı göstermiş onu gösteriyor bana. Yani insanlar hangi kelimeyi, anahtar kelimeyi arayıp kaç kez görüntülemiş Google'da, ben kaçıncı pozisyonda çıkmışım sonuçlarda ve kaç kez bana tıklamışlar. Bu önemli. Bu raporlar değişebiliyor. Mesela son 12 aydaki en yüksek tıklama raporunu da görebiliyorum. Bir son 12 ayda bakalım ne diyor. Yani son 12 ayda Semdin Düşmanım Sözleri şarkısına, bu çok değerli bir iş sanatçı kardeşimizdir, genç. Bunun 7900 kere gösterip 2400 kere benim siteye tıklamışlar. Kısa öykü aramışlar örneğin, bakın. Bende normalde 30 tane kısa öykü var ama adamlar 2100 kere benim siteye tıklamışlar. Demek ki daha çok kısa öykü yazmam gerekiyor. Bakın bir daha var kısa öykü. Kısa aşk hikayeleri bakın. Demek ki insanlar bunları arıyor. Bu konuya odaklanmak lazım. Ben bunu yapmadım ama bunu yapmak lazım. Çünkü insanlar ne istiyorsa ona biraz da insanlara şey sunmak. Şiir blokları mesela, bak çok tıklanmış, demek ki şiire önem vermek lazım. Aşk hikayeleri bakın 2 oldu 3 oldu, öyküyle alakalı şeyler çıkıyor. Bunları yazmak lazım dostlar. Bu bize bir bilgi veriyor. Google Analytics ve Google Search Console'la sitemizi eşleştirirsek. Bu da bir Google'ın, onunla eşleştirdiğiniz için. Ayrıca bu Search Console'da biz her seferinde kendimiz, her sitenin bir neyi vardır, haritası. Nedir o? Site haritaları kısmına bu sitemizi alır ve göndeririz. Google bunu tarar ve der ki işte senin 27 bin sayfanı biz keşfettik kardeşim. Bu sayfaları Google'a ekleyeceğiz. Belli sayıda sayfayı ekleyeceğiz. Mesela AMP özellikli bir site sistemi var. AMP nedir? Hemen size göstereyim. Normalde Google'da herkes bilgisayardan sizin sitenize girmiyor. Nasıl giriyor insanlar? İnsanlar sitemize çoğunlukla mobil üzerinden giriyor. Yani Google üzerinden arama yapıyor. Bir saniye, bende bir saat koruması vardı, onu bir es geçmek için açıp oturup açalım. Şimdi normalde herkes internet sitesine bu şekilde giriyor mobilde. Normalde benim mobil sistem bu şekilde. Yani daha böyle bir küçük hali. Bu sitemiz hareket edebilen bir site. Responsive dediği, yani tepkisel bir site. Ama normalde bakın bana yeniden tıklayıp ne geldi? Sitenin sonuna bir AMP uzantısı geldi ve sitemiz tamamen değişti. Reklamları olan, otomatik yazıları olan ve çok hızlı açılan bir site oldu. Bu AMP uzantısını sitemize entegre etmek, ister Joomla'da olsun, ister WordPress'te olsun, çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bir insan Google'a girdiğinde örneğin şiir blok yazdığınızda ilk 3'te benim site çıkar ve siz bunu mobil üzerinden yaptığınızda, bakın ben şuraya mobil cihaza tıkladım mı mobil gösteriyor. Mobilden aradığımda bakın şurada bir işaret çıkıyor. Şu. Şu işaret hızlı açılır demek. Yani Google'ın AMP sayfası demek. Biri buna tıkladığında aslında bakın yukarıdaki adrese bakıyoruz. Google.com/AMPS. Yani adamlar aslında Google'ın üzerinden daha benim sisteme, yani sunucuma ziyarette bulunmadan milisaniye hızında, bakın ne kadar hızlı açılıyor, tıkladık geldi, hızı bile yok. Yani Google bunu arabelleğine alıyor, benim sitemi belli başlı sürelerde tarıyor ve benim sitemi herkese açık bir şekilde buradan gösteriyor. Şiir blok sistemi buradan bakın. Bastığınız anda geldi, şiir mi var, bastığınız anda geldi.
Biz hala Google üzerindeydik. Daha tıkladıktan sonra daha yeni bir şekilde geldik. Ve sistemimize çok az yük bindiren full otomatik AMP sitesine geçtik. Bu da Google aramalarında sizi üst sıraya çıkaracak en önemli özelliklerinden biridir. Google AMP. Sitenize bunu entegre etmeniz en önemli şeylerden biridir. Ve sitenize Google AMP entegre etmek istiyorsanız internet siteniz SSL sertifikasına sahip olmalıdır arkadaşlar. Ben de bakın ne var SSL sertifikası? Cloudflare SSL diye ücretsiz bir sertifika var. Normalde bunu GoDaddy'den almaya kalkarsanız aylık yaklaşık 15 TL gibi bir ücret istiyor. SSL nedir? Güvensiz bir siteye girerseniz şuradaki Google Chrome'da anahtar işareti bağlantı güvenli der. Ama güvensiz bir siteye girerseniz bakın benim arka yüz sitesi şudur. Bakın bu siteye bağlantınız güvenli değil der. Bu ne demek bu? Burada bir SSL sertifikası yok demek. Sunucu ile sizin aranızda giden dosyalar veya veriler birileri tarafından takip edilirse çözülebilir demek. Herkese açık demek. Ama sitelerinizde SSL varsa, bağlantı güvenli diyorsa, bu genelde bankacılıkta çok kullanılır ve çok meşhur sitelerin tamamı artık bakın Facebook, ondan sonra Twitter, hakeza YouTube, bunların hepsi güvenli şekilde sisteme dahil olduğu için bu arkadaşların ne işler yaptığını biz siteyle kendi aramızda, yani kullanıcı ile site arasında göremeyiz. Bunun en güzel örneğini şuradan göstereyim size. Şimdi Analytics'te ben siteme gelen herkesin hangi keyword kullandığını görmem lazım normalde. Eğer güvenli bir siteden girip arama yaparsanız, yani Google'ın kendi sitesinde oturum açıp, bakın şurada benim oturumum var, bu oturumu açıp arama yaparsanız siteler sizin hangi keyword'u kullandığınızı buradan size gösteremiyor. Neden gösteremiyor? Çünkü gizlilik var. SSL gizliliği olduğu için göremiyorsunuz dostlar. Demek ki sitemizdeki en önemli özelliklerden biri sitemizin SSL sertifikasına sahip olması. Google buna önem veriyor. Sizi ve bir üst sıraya çıkarıyor. Demek ki belli kurallarımız var. Birincisi, sitemiz çok hızlı açılmalı. İkincisi, sitemiz Google sistemine dahil olmalı. Yani Analytics olsun, aynı şekilde mesela sadece Google'da değil. Bu mesela Yandex'in de var. Yandex Analytics derseniz buna da üye olmalısınız. Neden üye olmalısınız Metrica'ya? Sebebi, siteniz oraya ara belleğini sunduğu için, mesela benim bir eklentim var. Ben bu eklentiyle hem Yandex'e hem Google'a, JSTM Pro var mesela, bu şey için kullanılıyor, Joomla için. Benim mesela burada kendi sitem app'lerim var ve ben bunları hızlı bir şekilde Google, Bing, Yandex, Baidu gibi, Baidu da şeyde, Çin'de kullanılan bu arama sitelerini anında gönderiyorum. Mesela siteme ben ne kadar yazı ekledim bir anda? 10 tane. Şimdi Google'ın bunun taramasını beklemek biraz daha şey. Biz ne yapıyoruz? Buraya tıklayıp site adresimizi gönderiyoruz hızlı bir şekilde. Buna gönderdik, buna gönderdik. Yine aynı şekilde Baidu'ya gönderdik. Ve ne oldu? 4 tane arama sisteminde artık benim sitem ve oradaki yazılarım tarandı. Tarandıktan sonra ne oldu? Hızlı bir şekilde bunlar, mesela AMP'yi de gönderelim. AMP de önemli. Bunlar hızlı bir şekilde tarandığı için daha çok benim sitenin görünebilirliği, bilinebilirliği arttı. Bu önemli. Demek ki sitemiz bir hızlı olacak. Yani sunucumuz iyi olacak. Mesela benim sunucum şu an nerede arkadaşım? Digital Ocean'da. Yani ben her ay normalde 7-8 euro gibi fiyat, 7-8 dolar gibi fiyatı vardı. Şimdi kaç oldu? Yaklaşık 12 dolar falan veriyorum her ay. Ama ne? Evet, DigitalOcean'da bizim bir sistemimiz var. Yani Hollanda'dan ben bir sunucu kiraladım. Şu an benim sunucum Hollanda'da. Özelliği 2 GB veri bir şey olması, RAM'i olması, 50 GB bir diskim olması ve gayet hızlı bir şekilde MS3 dediği yerden, yani Hollanda'da bir sunucudan CentOS bir sürücüm var. Bunu ben kendim kurdum. İnternette bulduğum İngilizce şeylerle, rehberler aracılığıyla kurdum. Bir arkadaşım sağ olsun biraz düzenlemelerini yaptı. Gördüğünüz gibi 186 kilobayt, yani 2 megabit gibi bir hızla devamlı sistem insanlara yardımcı oluyor. Ve bakın 1.36 saniyede hep yüklenmiş benim sistem. Birileri bir şey sorguladıysa 1.36 saniyede, ki ideal bir saniyedir, yani 1'e kadar saydığında bu site yüklenmiş birçok insanda. Bunun ne kadar hızlı yüklendiğini kendi sunucunuzdan göremezsiniz. Bunlar genelde ön belleğe alınır ama bunu gizli sekmeni aç derseniz ne kadar hızlı yüklendiğini görürsünüz. Bu gizli sekmeni açtığınızda her şey sıfırdan yükleniyor. Bu işte sizin sitenizin hızını gösteriyor. Demek ki sitemiz 1-2 saniyede en az açılabilir olmalı. Bunun da belli yöntemi var, yolu var. Sitenizde olabildiğince çok tabii içerik olsun ama
belli sayıda resim, belli sayıda link, belli sayıda menü olacak ki sitemiz Google tarafından reddedilmesin. Yani bu siteyi ben normalde kaç tane resim var? 10 tane resim burada çıkıyorsa, 10 da küçük resim burada çıkıyorsa 20 resim var. Ben bunu mesela uzatıp aşağıya kadar 300 resim yapabilirdim. Ama neden yapmıyoruz, neden kısıtlıyoruz bu ana sayfamızı? Sebebi Google sevmiyor. Çok fazla sayıda resmin olduğu, çok fazla sayıda bilginin olduğu siteleri Google sevmiyor arkadaşlar. O yüzden kiralayacağımız bir sunucu, eğer işi biliyorsak, CentOS kurmayı falan biliyorsak, DigitalOcean gibi sistem üzerinden olsun ki sitemiz çok hızlı açılsın. Çünkü dedim ya, ben ilk sitemi kurduğumda Türkiye'den bir sunucu kiraladım ve 2-3 ay içerisinde o sistemi kullanmaktan vazgeçtim. Sebebi ne? Çünkü sistem 45 saniyede açılıyordu. Bozuluyordu, 2 gün boyunca ulaşılmıyordu. Google bunu sevmez. Google'a biz 10.000 tane link yolladıysak, Google der ki ben o linklere 10.000 tanesi de olsa devamlı crawling dediği, yani devamlı taraması lazım ve devamlı bu sistemin açık olması lazım. Demek ki o zaman sitemiz hızlı olacak. İkincisi, sitemiz hızlı açıldıktan sonra sitemizin adı alanımızla ilgili olacak. Yani edebiyatsa edebiyat, bilimse bilim blok, işte ne bileyim şiirse şiir, yazıysa yazı, başka şeyler de olabilir bu hakeza. Yani siz mühendislik bloğu açacaksanız da mühendislik belgeselleri sitesi açmanız gerekiyor. Alan adımız önemli, keywordlerimiz çok önemli. Yani CEO dediğimiz, CEO dediğimiz o SEO, SEO diye yazılan, CEO değil de SEO, SEO dediğimiz şey. SEO da nasıl yapılıyor? SEO da böyle her sistemin belli tarayıcıları var. Bunlarla mesela SEO konusunda kendi sitenizin keywordleri olabilir. Yazdığınız her şeyin etiketleri olabilir. Bunları düzgün şekilde eklemek çok önemli. Ama en önemli şeylerden biri de yazdığınız her şey size ait olmalı. Neden bunu söylüyorum? İlk başlarda bakın, ilk bir sene, ilk 6 ay, ilk 7 ay hiç kimse sizi okumuyor olabilir. Yazdığınız birçok yazı 5-10 kişinin okumasıyla kalıyor olabilir. Önemli değil. Bu birikim yapmaktır. Birikim yaptığınız sürece ve bütün yazdıklarınız size ait olduğu sürece, örneğin şiir blog yazısında, şuradaki bakın MEO edebiyat yazmışım, burada bir edebiyat adı geçiyor. Bir de üstüne alt blogumun adına şiir blog demişim. Demek ki hem edebiyat hem şiir blog aynı isimle geçiyorsa, o zaman benim artık yazdığım her şiirde ne geçiyor bakın? MEO edebiyat, şiir blok, MEO şiir, Midas'ın da konuşuyor. Demek ki şiir, şiir, edebiyat. 3 tane keyword üst üste geldiğinde Google diyor ki he, bu arkadaş diyor güzel şeyler yazmış. Bakın ben bunu daha yaklaşık 1,5 ay önce yazmış olmama rağmen 1854 defa okunması var ki çok güzel bir oran. Yani bir şiir için hakikaten çok güzel bir oran. Peki en çok okunan şiirlerinde ne kadar okunmuş bakalım, hemen şuradan görünebilir. O da yaklaşık 6500 defa okunmuş ki ülkede edebiyatın çok düşük seviyelerde olmasıyla bir bağlantılı olarak 6000 benim için yeterli bir rakam. Tabii bunun bir de para kazanma yolu var. Şimdi giderimiz ne kadar bizim? DigitalOcean'a aylık 12 dolar para veriyorum. Bu yaklaşık bir ne yapar? 70-80 lira gibi bir gider yapar. Bu benim için şey değil. Benim normalde sadece edebiyat bloğum yok. MEO edebiyat var. Bunun İngilizcesi var. Bir de benim çeviri sistemlerim için kullandığım Şentürk Tercüme diye bir site var. Bu da benim kurumsal değilim. Eskiden kurumsal olsa da şimdi artık yeminli tercümanı freelance olarak yaptığım için keyfi olarak kullandığım 3 tane siteyi barındırıyor. Bu da benim için aylık 100 lira. Çok büyük bir gider değil. Ama sizin için büyük bir gider olacaktır. Bunun için Türkiye'den firmaları kiralasanız, yılda 100 liraya falan hosting alsanız ne kadar idare eder? O da tartışılır. O yüzden giderinizi nasıl ayarlayacağınızı bilmeniz lazım. Mesela alan adınızı bulup buradan fiyatlara bakıp, örneğin Go dedi, alan adları ve hosting var. Hosting'den bakacaksınız. Ne kadar hosting? Aylık 7 lira. Demek ki güzel. Yani 8 lira bir fiyat ayda sizi çok zorlayacak bir fiyat değildir tek bir site için. WordPress hosting de aylık 11 lira. Bu mesela güzel bir şey. WordPress bir blog yapıp kendinize bir alan adı almak aylık 11 lira. Bir de alan adı alırsınız. Bu da yıllık bir fiyat gideri olduğu için. Mesela com üzerinden diyelim ki mühendislik belgeselleri diye bir site alacağız. Şimdi çok yüksek bir fiyatın olursa ne varmış burada mesela? Mühendislikbelgeseler.com kullanılabilir ve yıllık 20 lira. Hiçbir şey değil. Yani bu, hatta üçünü birden alıyorsunuz bakın 120 liraya.
Demek ki 20 liralık bir uygun bir şey bulabiliriz. Ama ne kadar şeyi genel tutarsak, mesela edebiyat blok dersek, böyle daha genel bir alana da alırsak bu biraz daha pahalı olacaktır. Bakın edebiyatblog.com boşta ve bu alınabilir 20 lira için. Çok güzel. Gayet hoş. Ama bakın çok premium olursa edebiyat.blog diye bir yer alırsanız adamlar diyor ki 4200 lira vereceksin arkadaş diyor. Çok yüksek yerlerde. Biz bunu istemiyoruz. Mesela şiir dedik. Şiirle ilgili bir site almaya kalkarsanız şiir.com'u adamlar diyor ki arkadaş 534 bin TL para vermen lazım bana diyor. Demek ki herkes alamıyormuş böyle şey. O zaman bunun daha alternatifi şiir.io gibi. Mesela şiir.ne gibi daha ucuz uygun seçenekleri alıp şiirlab.com. Bakın mesela çok uygun görünmüyor ama alınabilir mi? Alınabilir. Daha uygun kendinize göre alan adları kullanarak sonradan Google'da kendinizi yükseltebilirsiniz. Bu da ne demek? Yılda 20 liralık bir giderle, aylıkta 8-10 liralık, 15 liralık bir giderle kendinize böyle bir blog açabilirsiniz. Ben WordPress'ten anlamıyorum. Ben Joomla'dan anlamıyorum. Ben SSL'den anlamıyorum. Bunları nasıl yapacağım diyorsanız yine aynı şekilde bu GoDaddy gibi sistemler var. Benim en çok güvenliğim bu. Alan adlarımın çoğu da burada. Burada mesela web siteleri yapma adına kolay ücretsiz başlayın diyor. Burada hemen kendinize kısa bir alan adı alacaksınız. Hemen burada bir oturum açıp buradan WordPress vardı hatta değil mi? Orada fiyatlar da vardı. Hosting de şu. Aylık 10 liralık bir şey. 11 liralık pardon. Bir paket sigara parası derler. Yani bizde öyle bir laf vardır ya. Bunu alacaksınız. Bakın ne diyor? Bir tane web sitesi. 30 GB depolama alanı ki web sitesi için yeter. Benim 3 tane hayvan gibi web sitem var. İçerilerinde 10'ar binden fazla yazı var. Ve 3000'de sitede toplasanız 10 GB yer kaplıyordur yani. Bu çok güzel. Ayda 2-25 bin ziyaretçiye kadar ideal diyor. Bu da yeni başlayan bir blog için güzel. Bir e-posta veriyormuş falan filan. Yedekleme koruması ücretsiz bir alan adı veriyor. Bu da çok güzel. Demek ki o zaman aylık 11 liraya 12 liraya GoDaddy üzerinden kendimize bir site açıp hemen bunu sepete ekle diyoruz. Buradan kendimize WordPress'de otomatik olarak kuracağı için ne diyoruz o zaman? Bakın 36 ay kullanırsanız 11 liraya geliyor. 1 ay kullanırsanız 25 liraya geliyor. 12 ay boyunca kullanırsanız 18 liraya geliyor. Böyle fiyatları var. Sertifika eklerseniz de ayda 15-33 veriyor. Sertifika eklemek neden önemli? SSL sertifikası. Çünkü AMP sistemleri gibi, Facebook'un kendi tabları gibi birçok özellik bu SSL sertifikası ile ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bir şeyden para kazanmak istiyorsanız önce ona para yatırmak zorundasınız. Bizde böyle sistemler çok pahalıya geldiği için, yani 6-7 kat pahalıya geliyor yurt dışına göre. Çünkü dolar üzerinden hesaplayın bu sistemleri. Biraz para yatırmanız lazım. Diyelim ki WordPress bir blog açtınız. Ondan sonra buna uygun eklentiler buluyorsunuz. Eklenti nedir? Nasıl benim sitemin arka planında SEO için, işte SEO için, sohbet için, site haritaları için, ne diyelim başka, internet paylaşımları için belirli eklentiler varsa siz de böyle eklentiler kurarak sitenizi daha gelişmiş hale getirebilirsiniz. Tema konusunda da kendinize ücretsiz temalar internet üzerinden her zaman bulabiliyorsunuz. Zaten bir edebiyat blogu için veya bir normal blog için, normal bir site için tema bulmak çok da zor olmaz. Daha sonra yapmanız gereken özellikle ilk 6 ay, ilk 1 yıl boyunca başkalarının yazdığı yazıları kopyalayıp yapıştırmaktan kaçının. Neden diyorum? Örneğin edebiyat blog açmaya karar verdiniz ve dediniz ki MEO'nun MEO edebiyat blogu var. Ya şundan 20 tane şiir araklayayım da, işte 10 tane hikaye araklayayım da, 5 tane aforizmasını çalayım da yer olsun, 50 tane yazı benim sitemde bulunsun deseniz ve benim burada yazdığım yazıların tamamını kopyalayıp yapıştırsanız ne olur biliyor musunuz? Birincisi olarak şurada Creative Commons License'daki doğru alıntıyı vermezseniz dava açılma size hakkı kazanır. Yani biri size dava açıp sitenizi aniden kapatabilir. Bunu ben yapmadım hiç ama sadece uyarı gönderdim birkaç kişiye. İkincisi de şu, Google zaten ben bunları yazdığım gibi benim sitemi taradığı için size diyecek ki senin yazdığın şu MEO edebiyattan alınma olan eserlerin hiçbiri sana ait değil. Bunlar zaten Google'da var kardeşim. O zaman sen mesela gittin Işık Şelalesi diye bir yazım vardı. Onu aldın, yapıştırdın, kendin yayınladın. Google asla seni okuyuculara göstermez. Çok düşük şansınız var üste çıkmak için. Alıntı gösterseniz dahi düşük şansınız var. O zaman ne yapıyoruz? Yeni bir site açtığımızda içeriklerimizin tamamını özgün hale getirmeye çalışıyoruz. Yani olabildiğince kendimiz yazıyoruz. Bakın ben para kazanmak için sonradan şöyle bir şey yaptım.
Şarkı Sözleri diye bir sayfa açtım. Bakın 6200 tane yazım var. Şarkı sözlerinde gayet full otomatik şekilde NetDD'de yayınlanan şarkıları ben alıyorum. Şarkının küçük resmini, videosunu ve şarkı sözlerini alıp kendi sisteme ekliyorum. Full otomatik. Bu bir eklenti, bu bir sistem. Otomatik bir sistem. Şarkı sözlerini yayınlayan birçok zaten site bunu otomatik yapan bir kod yazmıştır. Ben bu kodları yazarken kendime ara bir bilgiler yazıyorum. Sadece şuradaki tırnak içerisindeki şarkı adlarını değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra şu kısmı da otomatik kopyalıyorum ve geri kalan kısmını da kendim yazıyorum. Böyle bir program yazdım ben. Yani program yazdım değil mi? Otomatik bir eklenti kullanıyorum. Bu da bana örneğin bakın bunların birçoğu otomatik eklenmiştir. Bakın bu otomatik eklenmiş. Kaç bin okunmuş. Buradan ben biraz yazmışım. Biraz bilgi vermişim. Okunması 25 bin. Mesela zamanında işte Dipsiz Kuyum şarkısını ben Dipsiz Kuyu diye hatayla, bakın şurada Dipsiz Kuyu yazıyor. Dipsiz Kuyum yerine, ki herkes de Dipsiz Kuyu diye aradı bu şarkıyı, Aleyna Tilki'nin. Bu genç arkadaşımın şarkısını ben buraya yazdım ve okunma miktarı yaklaşık 98 bin. Bu da bana en az 300-400 TL gibi bir gelir sağladı. Ne kadar gelir sağlıyor derseniz, ne kadar farklı şey, ne kadar çok bulunur hale gelip siz ne kadar üste çıkıyorsanız o kadar çok para geliyor. Normalde bu çok gösterilmez ama ben size kısaca göstereyim. Örneğin ben geçenlerde ne paylaştım? Rain Man'ın Leyla'sını paylaştım ve insanların Leyla şarkısının adını yanlış yazacağından emin olduğum için Leyla Sözleri diye paylaştım. Adı da Leyla Sözleri çünkü herkes bunu böyle arayacak. Ben biliyorum, eminim yani. Bunu full otomatik paylaştım ve bakın sitemde 1, 2, 3, 4 gibi reklam var. 5 hatta. 5 tane farklı reklam var. Bu reklamı her gelen gördü. Bunu ben paylaşana ne kadar oldu? 4 Şubat'ta paylaşmışım yaklaşık 11 gün önce. Ve bana kazandırdığı parayı görüyorsunuz. 137 TL bu ay için. Son 7 günde 81 TL, dün 14 TL gibi bir fiyat kazandırmış. Nereden onu kazandırdın, nereden biliyorum? Bakın %21'lik, hatta burada da var devamı, %2. Rapordan da bakabilirim detaylarına. Bu site yaklaşık olarak, yani sadece o şarkı sözü, ben üst sıralarda çıktığım için, Google'da birinci sıralara yakın yerlerde çıktığım için, sırf o sayfa bana birçok gelir kazandırdı dostlar. Yani biz ne yapmamız lazım o zaman? Kendi alanımızı belirleyip o alanla Google'da en üste çıkacak şeyleri bulup onları paylaşmamız lazım insanlara ki böylelikle kendimiz düzgünce kazancımızı yerine getirelim. Mesela son 30 günün raporuna bakalım kim nereye tıklamış. Burada ben görebiliyorum zaten. Bakın Rain Man Leyla Sözleri şarkısına bizim o yazımıza yaklaşık olarak 13.400 kişi gelmiş. Bakalım doğru mu? Sayaç da öyle mi gösteriyor? Benim sayacımda ne yazıyor? 6500 yazıyor. Bak daha hani çoğunu da göstermemiş bile, eklememiş bile sisteme. Bir 2000 daha gelmiş AMP'ye. Bu da mobil sitedir. Demek ki ben buradan güzel para kazanmışım. Daha bak şurada da var bir Rain Man. Başka var mı? Yok. Demek ki 500 buradan, 2600, 3000, 6000, 16000 kez bu sayfaya girilmiş. Bu da bana ne yapmış? Belli bir gelir sağlamış. Böyle şeyler bizim Google'da, bu tabi nasıl kazanılıyor, bu en üste çıkmanız lazım ki en üste çıktığınızda da Google normalde, mesela senin kısa bir yazın var, örneğin benim burada kısacık bir yazım var, burada reklam var mı, yok, burada var mı, yok, neden, yazım kısa, demek ki kısa yazılarda da reklam gelmiyor. O zaman ne yapacağız biz yazı yazarken, en az bir 200 kelime gibi ve uzun bir metrajlı yazılar yazacağız ve bu yazılar ne kadar çok okunursa bize o kadar çok reklam gelecek. Bakın burada da çok fazla video var, gene yazı yok. Google buna da reklam koymamış. Google bunun farkında. Yani Google istiyor ki daha uzun yazı yazın, daha güzel bir içerik sağlayın ki araya kendisi reklam eklesin. Bunu bu şekilde sağlıyor, bilginiz olsun. O yüzden mesela benim en çok okunan eserlerimde ne kadar uzun yazılarım varsa o kadar çok reklam vardır. Bakalım şu uzun yazılardan bakalım. Burada reklam var mı? Var. Neden? Yazı uzun. Paragraf olduğu için arasına reklam koyuyor. Var. Neden? Yazı uzun, arasına paragrafların reklamını Google otomatik koyabiliyor. Burada var mı? Yok. Sebebi ben full otomatik bir sayfalama sistemi yapmışım. Google araya reklam koyamamış. Demek ki düz bir şekilde yazılarımızı yazıp ne kadar uzun yazarsak Google aralara reklamını koyabiliyor. Ve aylık geliri yaklaşık 100, 200, 300 TL gibi, 1000 lira gibi fiyatlarla değişebiliyor dostlar. Kısa kısa notlar aldık. Farklı farklı açılardan bahsettik ama özellikle söylemek istediğim, yeni bir web sayfası açacaksanız bir sabra ihtiyacınız var.
İki, biraz araştırma yapın. Üçüncüsü, güzel bir alan adı bulun. Paraya acıyın. Alan adını bulduktan sonra güzel ve hızlı bir hosting sistemi kurun. Siteniz bir saniye açılsın. Dördüncüsü veya beşincisi diyelim, güzel şekilde Google'la eşleştirilmiş olsun. Yani takibinden tutun, sayfanın haritalarını, yani site haritasına kadar hepsinin eşleştirmesi olsun. Altıncısı ve opsiyonel ama önemli olan bir şey, SSL sertifikası olsun. Mutlaka güvenli bir site olsun ki Google üst sıraları çıkarsın. Yedincisi de yazdığınız her şey uzunca bir süre, yani 5-6 ay, 1 sene gibi süre boyunca size ait olsun. Daha sonra insanların daha çok tıkladığı şeyleri araştırıp onları üst sıraya çıkarmaya çalışabilirsiniz. Sekizincisi de yazmaktan ve sitenizi devamlı büyütmekten asla vazgeçmeyin. Çeşitlendirin, renklendirin, güzel bir tamanız olsun. Bu şekilde bir süre sonra artık sizin yazmaktan vazgeçmediğinize inanan insanlar yavaş yavaş sizi bulup keşfedecektir. Ama dediğim gibi 5 yıllık bir site dahi daha adım adım ilerlediği için biraz zor olacaktır. Bizde özellikle reklam geliri çok düşük olduğu için çok düşük paralarınız alacaktır. Ama yine de keyifli bir şeydir web siteye sahip olmak. Kendi edebiyat sitesi olarak veya bir mühendislik sitesi olarak, bir oyun sitesi olarak kendinize bir köşe hazırlamak internette çok keyiflidir. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Sorularınız olsa yorumlarda, videomuzun yorumlarında bizlere belirtmeyi unutmuyorsunuz dostlar. Meo Edebiyat Sohbetler konusunda teknoloji sohbetlerinin bir diğer bölümünü burada tamamlıyorum. meoedebiyat.com şiir blog yazarsanız yine birinci sırada gelir. Edebiyat blog yazarsanız biraz düşmüş. Birkaç adım düşmüş, yaklaşık 3. 4. sıralara kadar düşmüş. Kısa öykü blog yazarsanız yine birinci sırada. Bu tabi sadece benle alakalı, siz arayınca da böyle çıkar çoğunlukla. meoedebiyat.com adresine beklerim edebiyat seven dostlarımızı. Yeni videolarda, yeni teknoloji sohbetleri videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin.